Gel bakalım yavrum. Gel. Vay 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 babam. Ya bu nasıl ev Allah aşkına? Buranın salonu bizim pavyon kadar ya. Sen hala pavyona mı gidiyorsun? Bir de elinde bağlamayla gelmişsin Keloğlan gibi. Ya babam bu da bizim mesleğimiz, kabul et artık ya. Biz mesleğimize sevdalıyız, aşığız, anla artık. Ne diyeyim ben şimdi sana? Buradan pavyona geçeceğim, program var da. Aletleri getirdim yanımda. Bak oğlum. Baba sıcaklığı. Ya oğlum mama isteyen kedi gibi hemen sırnaşma bana. Bak yavrum. Baba şefkati. Tamam ulan. Allah Allah. Bak yavrum. Ben artık pavyonda çalışmanı istemiyorum. Seni o yüzden buraya getirdim. Anladın mı? Entelektüel birikiminin artmasını istiyorum. Yeni insanlarla tanış istiyorum. Bu ev armatör Paşa Bey'in evi. Kendisi çok zengin biridir. Cemiyet hayatının da ünlü isimlerinden biri. Tablolarımın yarısını kendi satın alır. Vallahi mi? Evet. Bugün de onun doğum günü. Sen artık böyle ortamlara gireceksin. Gel nikahını ya. Hayatım diyor ne kadar zengin diyor. Ben de dedim ki şekerim dedim. Ben şu an mısırın kabuğunu olduğunu daha iki ay önce öğrendim dedim. İnanmıyorum. Ressamların kralı burada. Fırçaların efendisi. Tuvallere fısıldayan adam Mesut gelmiş. Hoş geldin Mesut. Hoş bulduk paşacığım. Doğum günün kutlu olsun. Bu tabloyu senin için yaptım. Buyurun. Döktürmüş. Mesut! Yine döktürmüşsün ya. Paşa harika bir eser değil mi? Vallahi ben sanattan pek anlamam. Mesut'un tabloları pahalı diye alıyorum. Pahalıysa iyidir yani. İyi şöyle dursun köşede. Sen beğendiysen ben de beğendim aşkım. Mesut bu ne? Tanıştırmayı unuttum. Bu benim oğlum Bilal. Amca öpeyim. Amca mı? Mesut. Bir dakika. Yenge Hobbit miydi? Ne oluyor ya baba? Ne gülüyor bunlar? Ya ne tatlı, ne enerjik bir çocuk. Bayıldım vallahi ya. Sakalından şöyle aradan minnoş. Vallahi çok elektrik aldım senden yani. Sen yine çok elektrik alma amca. Bu ara faturalar gol gibi geliyor. Yani çocuk ya. Ateş gibi çocuk yapmışsın. Bayıldım vallahi çocuğa. Ay sen beğendiysen ben de beğendim aşkım. Bu da zenginim diye her dediğimi onaylıyor. Param var diye benimle beraber. Değil mi yavrum? Sen öyle diyorsan öyledir aşkım. Vallahi ideal ilişki. Gıpta edeceğim. Neyse eğlenmenize bakın. Birazdan tüm konuklar geldiğinde diğer odada hayatımın en anlamlı sergisi olacak. Zamanında üniversitede okurken annemin gönderdiği 10.000 dolarla nasıl hayatta kaldığımı anlatan bir sergi. benim için acı, o kadar da unutulmaz anılarım. Ne acı, ne kötü bir hayat, acılarla dolu. Ne diyor lan? Hadi ikramlara geçelim. Hadi buyurun. Ya baba, bunlar ne cıvık insanlar ya. Bu ne Allah aşkına? Birisi parasıyla diğerlerini esir almış, öbürü parası için bununla birlikte. Bu ne söylese diğerleri gülüyor alakasız. Bu nasıl ortam ya? Ak Gandalf'ım. Cemiyet hayatı öyledir işte oğlum. Sen kişilere göre tavır yapacaksın ve duruma göre hareket edeceksin. Siyaset yapacaksın. Anladın mı oğlum? Anladım. Happy birthday Paşa. Happy birthday Paşa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Paşa. Tenör Hayati'ye teşrif etti. Hoş geldin Tenör Hayati. Hoş bulduk paşacığım. Amerika turnemi yarıda kestim. Özel uçakla senin için geldim paşa. Çok seviyorum seni. Canımsın.
Bu boyacının ne işi var burada? Hı? Duvarları mı boyatacaksın yoksa? Bu yasa dışı tenör örgütünün burada olduğunu bilseydim, ben partiye katılmazdım. Ya bu ikisinin atışması öldürüyor beni, öldürüyor. Seni öldürüyorsa beni de öldürüyor aşkım. Ah Mesutcuğum, ah yine değişmemişsin, hep aynısın. Boyaları ortalığa saçıyorsun, sonra da tablo diye ittiriyorsun. Kant'ın senin için söylediği çok güzel bir söz var. Yamuk bir odundan düzgün bir şey çıkmaz. Sonunda senin gibiler için söylediği bir laf var. Bilmeyenler konuşur, bilenler konuşmaz. Bu ne ya? Bana hiç geçmedi. Ya ne? Ya ne? Einstein iki şey sonsuzdur der. Biri evren, diğeri insanın aptallığı. Şöyle sana bir bakınca insanın aptallığı konusunda hemen ikna oluyorum Mesut. Nerede bak ya? Sofoklesinde senin gibiler için söylediği çok hoş bir söz var. Geliyor. Bildiklerimi bilseydim, bilmediklerimi bildiklerim kadar bilmediklerimi... Ne diyor bu ya? Ne oldu sana beyaz balinam, ne oldu ya? Dostum, beyinlerimiz savaşsın isterim. Ama görüyorum ki siz silahsızsınız. Gördünüz mü? Kafka'yla vurdum onu. Sen bana laf mı yetiştireceksin? Yeter lan! O laflar boy boy. Sen... Buba sevgisi. Lan köpek gibi yalama oğlum. Aa, baba mı dedi o? İnanmıyorum. İnsan meyvesiyle kendini gösterirmiş diye boşuna söylememiş Martin Luther King. Oğlum mu bu senin? Evet oğlum. Sana ne? Ah, görüyorum da orada da malzemeden çalmışsın. Senin fırçandan da ancak böyle bir şey çıkar. Güldüm ya. Sen babamın fırça darbesini bilmiyorsun anlaşılan. Sağa bir fırça atarsak açacak deli kararsın. Şimdi. Bana bak, ne iş yapıyorsun sen çocuk? Pavyon şarkıcısıyım, sıkıntım var. Ah, pavyon mu dedi o? Vasatların eğlence merkezi. Duydunuz mu? Mesut'un oğlu pavyona düşmüş. Ya böyle bir adamdan da ancak böyle bir şey çıkar. Baksana maymuna dönmüş çocuk. İyi, biraz da bu tarafa döneyim. Oo! İyiydi. Bu çok iyiydi. Çok. Terbiyesiz, ahlaksız, babası kılıklı. Sen evine hayvan alıyor musun paşa? Vallahi ben de öyle biliyordum ama sana torpil geçmişler beni. Bana sen... Biz adam harcamasını iyi biliriz. Yeter ki senin gibi bozuk olsun. Laf soktum derinden, aklın oynar yerinden. Gölgene de yazıklar olsun. Seni adam sanmış ki peşine takılmış. Bak bu sözüm küpe olsun. Laf soktum kapak olsun. Tipin yok ki şeklin olsun. Hadi canım yolun açık olsun. Ne yapayım? Hayaticiğim, oğlum sana fazlasıyla laf koydu. Eve gidip açıp yersin. Beyaz gölgem geri döndü be. Ya ben çocuğa bayıldım ya. Hayatim maymun şimdi haline bak. Ay çok güldük yeter. Makyajım aktı. Hadi gidelim de şu hayatını anlatan sergiye bakalım. Çok merak ediyorum. Anılarım be ben. Haydi buyurun. Buyurun. Hadi. Hadi, hadi. Ya gölgesine sığındım. Ne oluyor? Bir sürekli bağıran adamla sen niye atışıp duruyorsun? Yıllar yıllar önceydi. Bu adam benim eski çıktığımın eski çıktığıydı. Ha sen ondan kızdın. Yo. Ben de onun eski çıktığının eski çıktığıydım. Ha şimdi anladım. O yüzden kızdın. Yo. Sonra biz dördümüz çok iyi anlaştık. Hep beraber takıldık. Ulan bu ne ya? Bu ne ortam Doğu Ekspresi'ne dönmüş arkadaş. Böyle bir şey var mı ya?
Siz niye atışıp durdunuz, gölgesine sığındım? Çünkü o adam benim sanat eserlerime paçavra dedi. Bu mu yani? Ya adama dalmak için kamyonla sebebin varken sen buna mı takıldın? Evlat, kimse benim sanat eserlerime paçavra diyemez. La havle ve la kuvvet. Aa! Sarı fırtına, kızıl elma. Siz ne yapıyorsunuz kız burada? Ya Bilal'im ya, bizim vallahi mekana düzenli gelen bir kodaman vardı. Akşam parti var, oraya gelin dedi. Biz de dedik, hadi kız gidek dedik, iki gerdan kırarız dedik, ondan geldik. Ha, sus, senin ne işin var lan? Babam getirdi. Entelektüel olacakmış. Oo. Merhaba. Ha, merhaba. Merhaba bey abiciğim. Hayati diye birini gördün mü buralarda? Hayati mi? Çok tatlıdır, sevimlidir. Adı paşa zengindir. Zengini mükemmeli. Güler yüzü güleç biridir. Doğum günün kutlu olsun hepimizin canı. Doğum günü hediyen için inanılmaz bir teşekkürim. Sen tanıdığım en asil ve klas adamsın. He he, tam klas, tam. Klas. Hayatina, hangi evden alacaktın? Ha? Ne onlar ya? Yalancı karttan para. Hayati, bunlar ne? Merhaba anam. Biz Hayati'nin takıldığı pavyondan arkadaşlarıyız. Ya bayağı pavyon mu? Arkadaşlar var mı? Belli ki Hayati de pavyona düşmüş. Ne alakası var canım? Tanımıyorum ben bu hanımefendileri. Siz kimsiniz? Bizi tanımıyor musun? Tanımıyorum. Çok gülerim ben şimdi. Hiç. Öyle mi Hayaticiğim? Bunu sen istedin. Bu ses kaydı kime ait canım benim? Bebeklerim. Harika eğlendik yine bu gece. Doyamıyorum ben size. Yarın sizi sosyetenin en ünlü adamı Paşa Zenginoğlu'nun doğum gününe götüreceğim. Adresi şimdi mesaj. Bir şey atlıyorum işte. Hadi öptüm. Muşuk. Hayaticiğim, muzuk. Bir dakika canım, bu ses benim değil. Bana ait değil bu ses. Bu arada ben Hayati, operacı olan. Tecimi biliyorum. 43-43-0-98. Pavyonda kafa güzel olunca canlarım seviyorum. Kafa ayılınca tanımıyorum, bilmiyorum. Ya. Kafamı buluyorsun lan sen bizle. Hayati, şaşırıyorum şu an. Sen şaşırdıysan ben de şaşırıyorum aşkım. Anne susar mısın? Gerçekten yordun beni. Sen yorulduysan ben de yoruldum aşkım. Of. Paşa Bey, bak pavyon eğlencenin beşiğidir. Stresin birebir ilacıdır, anladın mı? İzin ver, ben mebitolarımla şurada süper bir ortam yapayım sana. Kopsun buralar, ne diyor? Seni sevdim çocuk. Kopsun bakalım. Kopuyorsun, hazır olun. Kopsun aşkım. Hadi bakalım oğlum, herkes piste. Herkesin kalçalar sallanacak. Yok. Hadi bakalım. Başarılı kalp ameliyatı geçirmiş gibi. Hadi dal ortama sen de. Haydi bakayım. Hadi kopuyoruz be bitola. Vermediler seni bana. Bak kaçtık oldu. Balık suratlı kaynanam. Sinirden mosmor oldu. Arasalar da zor bulurlar. Artık olanlar oldu. Aldım adı geçtim Üsküdar'ı. Dursun anası babası. Ali kıvır yandan yandan. Biraz öpen bal dudaktan. Oh! Akşama geliyorum jet hızıyla. Sabaha kadar dan dan dan. Çatlasın uyuz kaynanam. Oh! Koca kafalı kaynatam. Akşama geliyorum jet hızıyla. Sabaha kadar dan dan dan.
öpen bal dudaktan yar bir akşama geliyor jet hızıyla sabaha kadar don 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 çatlasın uyuz kaynanam boca kapalı kaynatam akşama geliyorum jet hızıyla sabaha kadar don don don. Şıp gülmekse mesele katılarımıza bedel.